Şimdi yeni bir o etkinlik gelecek oyuna. Hele hele. Şimdi yeni bir etkinlik gelecek oyuna. Önümüzdeki hafta değil, 2 gün sonra değil mi? 2 Mayıs'ta başlayacak. Son Sınıra Çağrı isimli bir etkinlik, bir eğlence etkinliği aslında. İlk önce gelin beraber videosunu izleyelim. Ondan sonra basitçe ben size anlatayım ne olduğunu. Zaten çok anlayacaksın. Hani ben üzerine çok anlatmama gerek kalmayacak ama gene de üzerinde bir konuşalım diyorum. Hadi bakayım. Önce bir videomuzu izliyoruz. 3 dakika. Ondan sonra Yardıran Ziyafen'in İngilizce değil Türkçe açalım. Let's go. Ooh, bebeğim. First officer's log. The Enterprise is continuing its 5-year mission. We have discovered an unusual V-type asteroid. Our sensors registered a powerful energy burst on its surface. Oh, baby. Mr. Scott, report. Captain, our antimatter is gone. Something drained it. Fascinating. I have located our antimatter on the surface of the asteroid, very close to the source of the energy burst. Let's beam it back. That is a logical suggestion. However, radiation emissions limit the effectiveness of our transporters. Then let's think of another way. Mr. Scott, any ideas? Sure, Captain. Let's use my rovers. Well, technically not mine, but modified by me. With painstaking care. I estimate the probability of success at 46%. 46%. That's %46 mı? Bot win rate lan bu. Basically a coin flip. Could be worse. Using remote-controlled rovers, we'll gather up the antimatter and try to figure out what stole it. I gave the rovers non-lethal self-defense capabilities, just in case. Done a test of rovers in the field. Let's make it a contest. Whoever gathers the most antimatter gets 1 week of extra shore leave on Ryza. Captain, I could cite a number of Starfleet regulations, but you will likely ignore them. I must assume that you know what you are doing. I hope so too, Spock. Scotty, give us a rundown of the rover's capabilities. Aye, sir. My wee bairns. They can raise shields just like the Enterprise. And they can accelerate fast, not to full impulse speed, though. Also, they can use power-ups to your advantage. Like the jump, a small step on the gas pedal, a giant leap for your rover. Mines to shake off the chase. There are pulsar barrier to tamper with other contestants. And my favorite, the maddening gravity vortex. What's that on the view screen? An unidentified merchant vessel, sir. They're hacking into our internal comms. Tired of your exploration routine? Spice up your lives with Orion lockboxes. Get a full spectrum of emotions with each opening. Inside, you might find authentic ancient relics. Adam hackledi. Blocked. All right. Let's get the rover started. Evet, Son Sınıra Çağrı etkinliği 2 Mayıs'ta başlayacak gençler. Peki nasıl bir şey bu? Anlatalım. Şimdi burada zaten haber sitesinde bahsediyor. Ben de size buradan okuyacağım. Çok da farklı bir şey yapmayacağım. Bir defa bunlar mürettebat falan kazanacağız bunları yaptıktan sonra. Bu mürettebatların bir tanesi James Kirk olacak. Diğeri Spock olacak. Diğeri de Nyota Uhura ablamız olacak. Bunlar kardeşler takımı artı bir tane yetenekle birlikte geliyor olacaklar. Yapacağımız iş bir tane harita var ve bu haritada biz bu dayıları sürerek, bu abileri, bu araçları sürerek bir şeyler toplayacağız ve yarışacağız bu bir şeyleri toplamak açısından.
Yanılmıyorsam web sayfasından bir takım seçeceğiz. İki tane takıma ayrılacağız ve her takım kendi puanlarını toplayıp o puanlarda yarışacaklar. Bir takım kazanacak, bir takım kaybedecek ama sonuçta her takım sonunda ödüller kazanacak. Oynarken de bu zımbırtıların bazı yetenekleri olacak. Zaten daha önce de böyle bir etkinlik gelmişti diye hatırlıyorum. Ben kendim oynamamıştım bunu ama böyle bir etkinlik gelmişti. Haberini okumuştum. İlk defa bu defa bu etkinliğe ben de katılacağım. 1 Mayıs, 13 Mayıs tarihleri arasında bir sıkıntı olmaz ise 2-13 Mayıs arasında olacak bu etkinlik, haberiniz olsun. Vereceği ödüller arasında bunlar var. İşte premium hesap var, bileşen var, tahvil, işte tahviller var, deneysel sistemler var, varoğlu varoğlu var. Kasalar çıkacak, kasalar açılacak. Bu kasaların içerisinden de tanklar, mürettebatlar ve çeşitli detaylar, şeyler çıkacak. Bu tanklar gelecek. Bu tanklar hakkında hiçbir fikrim yok. Ama bir basın hesabı alacağım ve bu tankları inceleyeceğiz. Nasıl olduğunu beraber karar vereceğiz. Böyle bir etkinlik geliyor efendim. Uzay yolu temalı bir etkinlik olacak. Detaylar ilerleyen günlerde gelecek, nasıl olacak vesaire. Geldiğinde hep beraber birlikte girer detaylarını öğreniriz. Daha önceden bunu bilen, oynayan varsa chatten anlatsın bize. Eğlenceli değilse, zevk aldıysanız hep beraber gireriz. Oynarız efendim bunları. Eyvallah gençler, eyvallah. Geldi zevkliydi demiş, PC yok, zevksiz demiş, günlük görevleri var demiş. Evet, günlük görevler gelecek, o görevleri yapacağız. Gün gün görevleri gelecek ve o görevleri yapma karşılığında bir şeyler toplayacağız diye detayları var. Detaylar geldikçe zaten biz de konuşuyor olacağız bunları. Onun dışında bu tankları kazanmanız için bazı şeyler de olacak. Nasıl diyeyim? Sınama görevleri de gelecek bu tankları kazanabilmeniz için. Neymiş bir tanesi? AT-60 ve Nemesis tanklarını kazanmak için 10 Mayıs ile 13 Mayıs arasında rastgele maçlarda Base Experience, yani saf deneyim yarışması olacak. Burada ilk 300'e girenler, değil mi? Yanılmıyorsam ilk 300'e girenler bunları kazanacak. Ben öyle anlıyorum şu anda okuduğum şeyden. Ama daha da detay geldiğinde paylaşırız. Şimdilik bunlar var. Onun dışında 3 Mayıs Cuma'dan başlayıp Pazartesi 6 Mayıs akşamına kadar yayıncıları izleyerek droplar kazanabileceksiniz. Oralardan da free experience düşecek, kamuflajlar düşecek ve çıkartmalar düşecek. Aynı şekilde ikinci hafta sonu içinde, yani 10 Mayıs 13 Mayıs arasındaki tarihlerde de yine aynı şekilde deneyim uzatma yedekleri, kamuflajlar ve çıkartmalar geliyor olacak efendim. Kutuların içerisinden neler çıkacağı konusunda bizlere de kutu gelecek. Ben de size onları göstereceğim efendim. Tamam. Yorulamam bu şimdilik. Söyleyebileceklerim bu. Detaylar bunlar. Daha fazla bilgiler elimize geçerse zaten sizlerle paylaşıyor olurum. Paylaşıyor olurum da hiç sevmediğim bir plaza dilidir. Yapıyor olacağız. Ediyor oluyor oluruz. Evininki yani. Ya yaptın ya yapamadın yani. Yapıyor oluyor oluruz inşallah galiba herhalde sanki.